Değerli takipçilerimiz, CRI Türkiye hoş geldiniz. Yeni bir döneme başlıyoruz. Biz de uzun bir bayram tatilinin ardından yayınlarımıza, bölgeyi ve dış politikayı takip ettiğimiz yorumlarımıza devam edeceğiz. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller hattımızda. Sayın Güller merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bayramdan sonraki ilk yayınımız. Tabii bayram olsa da gündem oldukça yoğundu bayramda. Evet. Keşke bugünün gündemi biraz hafif olsaydı da bayramdaki o gündemi toparlayıp değerli dinleyicilerimiz için özetleseydik, ama bugün de yoğun. Evet. Dolayısıyla... Aslında bayramda çok gerisinde kaldık biraz gündemin. Biraz evet, mola verdik ama özellikle Orta Doğu çok hareketliydi. Biden'ın ziyareti geniş kapsamlı. Mısır, Irak, Ürdün, İsrail elbette ilk durağı ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan önemli bir temas trafiği oldu. Bayramı da aslında enerji krizi gündemiyle gitmiştik ve Joe Biden'ın da ajandasında iç politikada da belki kendini rahatlatmasını umduğu daha fazla petrol üretim talebi bir talep olarak duruyordu. Yine öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya ilişkin başkaca güvenlik paradigmalarına ilişkin de bir takım girişimleri olmuştu geçmiş dönemlerde. Bunlara yönelik de bazı çıktılar var. Zaten hemen öncesinde de NATO Liderler Zirvesi'nin sonuçları genişçe bunları konuşup tartışmıştık. Fakat bugün de çok önemli bir toplantı var Tahran'da. Astana üçlüsü bir araya gelecek ve hepsi üst üste geldi, birleşti. İsterseniz biraz ayrıştırarak gidelim. Toparlamak adına da daha faydalı olabilir. Joe Biden'ın evet, Orta Doğu zirvesi sizce Amerika açısından nasıl bir zirveydi? Amerikalılar Amerika Orta Doğu'daki... Baştan söyleyelim, fiyaskoydu Amerika açısından. Çünkü Biden bu Orta Doğu turunu 3 temel hedefle yaptı. 1. İsrail, Suudi Arabistan barışı sağlamak. 2. Bunun üzerinden bir hava savunma ittifakı kurmak. Buna kimileri Ürdün Kralı 2. Abdullah gibi isimler, Arap NATO'su gibi ifadeler de kullandılar. Böyle bir hava savunma ittifakı kurmayı planlıyordu. Üçüncüsü de enerji konusunda Körfez'in desteğini almak istiyordu Amerika. Rusya'ya yönelik yaptırımlar uyguladığı şartlarda. Şimdi bu 3 konuda Biden'ın elinin boş olduğunu görüyoruz. Bir kere İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir barış, bir normalleşme sağlayamadı. Yani o Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas gibi ülkelerle yapılmış İbrahim'i anlaşmaları Suudi Arabistan'la yapılamamış oldu. En fazla Suudi Arabistan tüm bölge ülkelerine hava sahasını sivil uçuşlarla sınırlı olmak bakımından açarken İsrail'e de açmış oldu. Bir tek bu var İsrail konusunda, Suudi Arabistan'ın taviz denilebilecek konusu. Ha, bu konu ne kadar tavizdir, ne anlama gelir? Bunu da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı önemli belirtti. Bu kesinlikle bir diplomatik tanıma anlamına gelmiyor. Bu sadece bölge ülkelerine hava sahası açılırken İsrail'e de açılmış oldu dedi. Şimdi birincisi bu. İkincisi, hava savunma ittifakı kuramamış oldu Amerika. Özellikle Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi hem bölge ülkelerinin, yani Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan bölge ülkelerinin, hem de onlara Amerika'nın dahil etmeye çalıştığı Ürdün, Mısır ve Irak'ın liderlerinin de bulunduğu, Amerika'nın dahil olduğu 10 ülkeli bir toplantıydı. Fakat burada bu hava savunma ittifakını sonuçlandıracak bir gelişme yaşamadı Amerika. Hı hı. Yine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada İran'a karşı bir ittifak kesinlikle gündeme bile gelmedi. Arap NATO'su diye bir şey yok diye kestirip attı. Ne çıktı peki Cidde Güvenlik Konferansı'ndan? Ortak görev gücü 153 diye bir kurumdan bahsettiler. Bunun kurulmuş olmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiler. Fakat o da şöyle, hani onunla ilgili ben baktım bir arşiv taramasına. Bu yeni bir şey değil. Hı hı. Üstelik hava savunma ittifakını ilgilendiren bir konu da değil. Deniz görev gücü bu. Aylar önce kurulmuş zaten. Üstelik bununla ilgili 5. Filo Komutanı'nın, Amerikan 5. Filo Komutanı'nın da Nisan ayında hı hı, basına yaptığı açıklama var. Dolayısıyla bu da bir yeni bir şey değil. Hı hı. Üçüncü konu, enerji konusuna gelirsek. Enerji konusunda da üretim kotalarını ciddi oranda arttırmasını istiyordu Amerika. Hatta aylar önce Wall Street Journal Biden'ın bu yöndeki talebine her iki prensinde, hem Suudi prensin hem Birleşik Arap Emirlikleri prensinin red yanıtını verdi. Üçlü görüşmeyi kabul etmediler diye haberler yapmıştı. Tersine o haberlerden sonra Prens Salman'ın, Suudi prensinin gidip Putin'le anlaştığı bir durum vardı. Bunu değiştirebildi mi Biden? Hayır, o konuda da bir değişiklik yok. Zaten 12 milyon varil günlük üretimini 13 milyona çıkarma kararı almıştı Suudi Arabistan. Onunla yetindi. Yani 2027 yılına kadar bundan sonra 13 milyon günlük varil üretimi yapacak. 12'den 13 milyona çıkarttırmak da Amerika'nın enerji piyasalarının kontrolü bağlamında işine gelmiyor. Belki tabloyu kıdemli ve deneyimli bir gazeteci olduğu için Murat Yetkin'in şu iki sorusuyla özetlemek çok kafa açıcı olabilir. Murat Yetkin aynen şöyle soruyor. Diyor ki, Biden'dan önce Suudi Arabistan'a gidip de fahiş miktarlarda silah satış anlaşmasıyla dönmeyen bir ABD başkanı olmuş muydu acaba? Ya da petrol üretim kotalarında istediğini yaptıramadan, sözünü dahi alamadan dönen bir ABD başkanı. Aynen böyle oldu. Yani Amerika Başkanı Joe Biden bu Orta Doğu ziyaretinden dediğim gibi hem birincisi İsrail-Suudi Arabistan barışı sağlayamadı. İki, hava savunma ittifakı kuramadı. Üç, enerji konusunda istediğini alamadı. Evet. Amerika açısından bir fiyaskoyla sonuçlandı diyebiliriz özetle. Bir sorumuz daha var Orta Doğu ile ilgili. İsterseniz ondan sonra geçelim Astana meselesine. Tabii hep ki konuştuğumuz bir konu vardı. Yine bu da ABD'nin Asya-Pasifik stratejisini daha çok gündeme getirmesi ve önceliğine alması sonrası konuşuluyordu. Orta Doğu'da bir boşluk mu oluşuyor? Amerika gidiyor. O zaman yeri ne olacak? Güvenlik ihtiyacını ABD'nin klasik müttefikleri, Körfez'deki özellikle petrol ve doğalgaz kaynakları sahibi olan devletler nasıl sağlayacaklar? İran nasıl dengelenecek gibi sorularda Orta Doğu'da soruluyor, tartışılıyor özellikle son aylarda. Bu açıdan bakınca ne söylemek gerekir? Orta Doğu devletleri bu yeni oluşan çok kutupluluk sürecinde kendi başının çaresine bakmaya hazır diyebilir miyiz? Bir kere şu boşluk lafını iyi değerlendirmek lazım. Hani bir yerde bir boşluk oluşuyor ben gidince şeklindeki söylemler tamamen emperyalist bakış açısının ürünü olan söylemler. Orta Doğu'da hiçbir zaman bir boşluk yoktu. Tersine Orta Doğu'da bir fazlalık vardı. Amerikan fazlalığı vardı. Dolayısıyla Amerika geri çekilince bir boşluk olmuyor. Zaten boşluk yoktu. Amerika böylelikle aslında kendi emperyalist bakışını dayatmış oluyor. Hani ben gidiyorum, benim boşluğumu bunlar doldurmaya çalışır, bunun önlemini almaya çalışacağım diyor. Washington Post'ta aynen böyle bir makale yazdı Biden. Çin ve Rusya Orta Doğu'da boşluk dolduramayacak. Biz bunun yerine Orta Doğu'da ittifak kuracağız, ittifakları genişleteceğiz demişti. Ha, olmadı, o ayrı. Fakat bu boşluk lafı hakikaten küstahça bir laf. Nitekim buna Çin Dışişleri Sözcüsü de yanıt verdi. Orta Doğu'da boşluk yok. Orta Doğu'nun sahibi Orta Doğu halklarıdır. Orta Doğu kimsenin de arka bahçesi değildir dedi. Aynen de böyle. Şimdi reel durum ne? Bir fazlalıktı Amerika 20 yıldır bölgede. Şimdi o fazlalık yavaş yavaş törpüleniyor. Amerikan hegemonyası zayıfladıkça Amerika'nın bölgedeki gücü azalıyor. Bunu sadece Amerika Asya Pasifik'e yöneliyorla anlatmak doğru değil. Doğru, oraya yönleniyor. Ama Amerika bir yerden bir yere yönelirken hiçbir yerden de kuvvet azaltmak istemez. Dünyada 180 küsür ülke, üssü bulunan bir emperyalist ülke, küresel lider, hiçbir yere bırakmak istemez ama artık her tarafta aynı anda at koşturacak gücü yok. Bu da hegemonyasının zayıflamasıyla ilgili. Bir zamanlar Amerika'nın 2,5 savaş konsepti vardı. Yani aynı anda iki büyük savaş yapan, bir de büyük operasyonlar yapabilen 2,5 savaş konsepti denilen konsepti vardı. Şimdi bunları gerçekleştiremeyecek durumda. Böyle olduğu için de Orta Doğu'da güç azaltmak zorunda kalıyor adım adım. Ve burada da bölgeyi yeniden dizayn ederken İsrail'in güvenliğini garantiye alabilmek adına da bir takım işler yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı o işlerde büyük başarılar sağlayamadığı bir ziyaret karşı oldu. Biden'ın bu ziyareti. Buradan şuna geleyim ben. Yani bu niye böyle? Şimdi aynı zamanda yani bu kadar soğuk savaş konsepti içerisinde müttefiklik ilişkisi geliştirdiği bu ülkelerden Biden niye istediğini alamadı? Yani Bush almıştı da efendim, hatta Trump bile almıştı, hatırlayın, gelmişti Suudi Arabistan'da uçak anlaşmaları yapmıştı. Şimdi Biden niye yapamıyor? Çünkü güç azaldıkça bunları yapabilme kabiliyetiniz zayıflıyor. Güç azaldıkça o müttefiklik ilişkisi değişiyor. Güç azaldıkça sizin müttefikleriniz sizin dışındaki başka ülkelerle de çok taraflılık politikaları da yürütebiliyor durumdalar. Bunun aslında tipik örneğidir Suudi Arabistan. Yani o Aramco ilişkisi bir zamanlar dünya enerji piyasaları konusundaki ittifakları ve geldiğimiz yer. Geldiğimiz yerde ne var? Suudiler Çin'e sattıkları petrolü yuanla satmak istiyorlar. Suudiler Rusya ile S-400 görüşüyorlar. Suudiler Putin'le enerji anlaşması yapıyorlar. Suudiler bunun dışında İran'la son bir yıldır İran ev sahipliğinde görüşmeler yapmaya, normalleşme çalışmalarına başladılar. Ve daha önemlisi, Suudi Arabistan bu yıl BRICS diyalog toplantılarının konuğuydu. Oraya katıldı. Yani ne kadar farklı bir yelpaze, düşünün, Amerika'nın müttefikisiniz ama Amerika'nın can düşmanı olduğu S-400'leri gidiyorsunuz, Rusya'yla görüşüyorsunuz. Enerji konusunda Rusya'yla işbirliği yapıyorsunuz. Parasal alışveriş konusunda Çin'in parasını, doların saltanatına karşı Çin'in parasının önem kazanacağı bir sürece girilmişken onunla alışveriş yapmak istiyorsunuz ve BRICS gibi bir modelle de işbirliği yapmanın yollarını arıyorsunuz. Bu Amerikan hegemonyasının zayıflamasının doğal bir sonucu. Evet, isterseniz hızla Astana gündemine de geçelim. Uzun bir aradan sonra Üçlü Liderler Zirvesi'nin Tahran'da toplanacağını söyleyelim. Tabii sadece bu değil, Rusya ve İran arasında, aynı zamanda Türkiye ile İran arasında da ikili görüşmeler heyetler düzeyinde yapılıyor. Anlaşmalar da yapılıyor. Önemli bir enerji anlaşması da yapıldı. Rusya ile İran devlet enerji şirketleri arasında 40 milyar dolar yatırım öngören. Bu da önemli bir konu. Buna ilişkin neler söylemek lazım? Tam da ABD Başkanı'nın, Biden'ın Orta Doğu turunun peşine denk gelen bir buluşmadan şimdi bahsediyoruz. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yani bu Tahran zirvesiyle Biden'ın Orta Doğu turu arasında bir de İran'dan gelen çok önemli bir açıklama vardı. İran yetkilisi dedi ki Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve biz bölgenin öncü ülkeleri bir araya gelip bir diyalog başlatabiliriz. Şimdi bu çok önemli bir çağrı. Bu da aslında demin söylediğimiz o Amerikan hegemonyasının zayıflamasıyla ilgili bir durum. O hegemonya zayıfladıkça bölge ülkeleri bir arada daha iyi işbirliği kurabilecekler. Çünkü bu tip emperyalist ülkeler bölge ülkelerinin kötü ilişkilerinin zemininde kendilerine yaşam alanı bulabiliyorlardı. Buralarda ne kadar komşular arası düşmanlık olursa emperyalizm kendini o kadar var edebilecekti. Şimdi emperyalizmin gücü azaldıkça komşular arası ilişkilerinde düzeleceği bir döneme girmiş oluyoruz. Tahran zirvesi bu bakımdan önemli. Tabii Astana Platformu 7. yılı, her yıl bir liderler zirvesi yapıldığı için bu yıl 7.'si yapılmış oluyor ama kritik bir zamana denk gelmiş oldu. Ukrayna krizinin ardından Putin'le yapılacak ilk zirve olacak, üçlü zirve olacak. Diğer yandan işte Biden'ın yaptığı çalışmanın üzerine gelmiş oluyor. Bu bakımdan önemliydi. Burada iki ülke arasında, yani sizin de hatırlattığınız enerji konusunda İran'la Rusya arasında yapılmış olan anlaşma çok önemli. Her ikisi de çünkü küresel enerji aktörü. İki ülkenin enerji şirketleri arasında 40 milyar dolar yatırım öngören bir anlaşma yapıldı. Bu oldukça yüksek meblağlı bir anlaşma. Şimdi diğer yandan Türkiye ile İran bugün hem ikili görüşmeler hem heyetler arası görüşmeler vardı. 7 anlaşma imzalandı iki ülke arasında. Tabii temel konu, bugün basına da düşen temel konu İran'ın Suriye'de olası bir askeri, Türk askeri operasyonuna itirazı konusu vardı. Bu konu öne çıkmış oldu. Anadolu Ajansı başta olmak üzere, tabii oradan hareketle de pek çok haber kuruluşu bu haberi öne çıkardılar ama bir kritik durum var orada. Yani bir saldırı lafı var. Ben şimdi programdan hemen önce İRNA haber ajansına, İran'ın resmi haber ajansına baktım. Onlar saldırı demiyorlar, operasyon diyorlar. Yani Kuzey Suriye'nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyon Türkiye'nin de lehine olmaz, Suriye'nin de lehine olmaz, İran'ın da lehine olmaz, bölgenin de lehine olmaz. Teröristlere yarar diyor İran tarafı. Fakat bu ajanslara Suriye'nin kuzeyine yönelik bir saldırı diye geçmiş. Saldırı ile operasyon arasında tabii çok fark var. Yani Türkiye'nin haber ajansı mı doğruyu veriyor yoksa İran'ın haber ajansı mı doğruyu veriyor? Ondan henüz emin değiliz ama İran'ın haber ajansının saldırı yerine operasyon kullanması çok daha reel duruma uygun. Bunun altını çizelim birincisi. İkincisi, evet, Türkiye ile İran arasında daha önce 30 milyar dolar hedef vardı, ticaret hedefi. Bu tabii salgın vesaire gibi şartlarla gerçekleşme ihtimali hiç olmadı. 7,5 milyar dolarlarda kaldı. Bunun yeniden arttırılmasına yönelik bir dizi görüşmeler yapılıyordu. Burada kritik konu Türkiye'nin İran'la enerji anlaşmasını yenileyip yenilemeyeceği meselesi. Fiyatlar çok oynadı tabii Ukrayna krizi nedeniyle. Bu Türk kamuoyunu da ilgilendiriyor. Doğalgazlara fahiş miktarlarda zam gelmiş olmasıyla esas kamuoyunu ilgilendiren kısmı da orası. Onu göreceğiz. Fakat tabii esas odaklanılacak konu Putin, reisi ve Erdoğan arasındaki üçlü zirve. Bu da programdan sonra akşam saatlerinde yapılmış ve sonucunu almış olacağız. Yarın herhalde daha etraflı olarak bu üçlü zirveyi değerlendiririz. Şu anda Astana Platformu kapsamında yapılmış olan ikili görüşmeler olabildiğince olumlu geçiyor. Türkiye'nin olası bir sınır ötesi operasyonuna İran'ın yeşil ışık yakmamış olması sürpriz değil. Bu konuda zaten daha önce de açıklamalar yapmışlardı. Keza İran'da benzer Rusya'da benzer açıklamayı yapmıştı. Hal böyleyken üçlü zirveden bir yeşil ışık yanar mı? Çok olası görünmüyor. Fakat kulislerde konuşulan bir konu var. Tel Rıfat'la sınırlı olmak üzere Türkiye'ye bir askeri operasyona Rusya'nın yeşil ışık yakabileceğine dair. Çünkü Tel Rifat konusu zaten Türkiye ile Rusya arasında 2019 tarihli mutabakat açısından da önemli. Belki o konuda sınırlı bir iş olabilir. Onu da akşam zirve sonrası anlamış ve yarın iyice programda masaya yatırmış oluruz. Bugünlük o zaman tamamlamış olalım değerlendirmelerimizi. Yarın dediğiniz gibi sonuçlar gelecek, mesajlar verilecek. Biz de daha ayrıntılı üzerine düşünme, konuşma fırsatı bulacağız. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli takipçilerimiz, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte bayram sonrası gündemi şöyle bir toparlamaya çalıştık. Biden'ın Orta Doğu ziyareti önemliydi. Hemen peşine Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Tahran'da bir araya geleceği bir toplantı var. Onu da biraz eldeki verilerle değerlendirmeye çalıştık. Bu bağlantıyla da bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.